Dünya istila altında. Ve uzaylılar istediklerini almadan gitmeyecekler. Ben Seçil. Videoya hoş geldiniz. İlk testi başarıyla geçenler, bir ekip tarafından kurtarılmış ve üst düzey araya 51 görevlisiyle birlikte askeri bir üsse götürülmüşlerdi. Hikayeye buradan devam ediyoruz. Bakalım hayatta kalmayı kimler başarabilecek? Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hazır mısınız? Savaş başlıyor. Dünyada savaş hazırlıkları başlamıştı. Bu esnada uzaylılardan yeni bir bildiri geldi. Şöyle diyorlardı. Barış yapmak için hala şansınız var. Savaşırsanız zararlı çıkarsınız. Dünya su rezervlerinin %80'ini istiyorlardı. Bunları büyük uzay tankerleriyle alıp kendi galaksilerine taşımayı planlamışlardı. İstediğimizi verin, gidelim, dediler. Bu istek karşısında karar vermek için tüm devlet yetkilileri toplandı. Bir oylama yapılacaktı. Ve bugüne kadar yaptıklarından dolayı senin de bu toplantıda bir oy hakkın vardı. Oyunu ne için kullanacaksın? A. Barış için oy kullanacağım. İstedikleri kadar suyu verelim, defolup gitsinler. Biz sonra başımızın çaresine bakarız. B. Savaş için oy kullanacağım. Tehdit ederek bizi korkutamazlar. Dünya bizim evimiz. Gerekirse onu savunurken ölürüz. B diyenlerle savaşa doğru gidiyoruz. A diyenler, uzaylılara verilen su rezervlerinden sonra dünyada büyük bir susuzluk baş gösterdi ve kuraklık insanlığın sonunu getirdi. Savaş kararı kesinleşti. Ancak bu uzaylılara hemen bildirilmedi. Uyanık dünyalıların başka planları vardı. Çünkü ileri teknolojiye sahip olan uzaylılara doğrudan saldırarak onları yok etmek imkansızdı. Saldırı planlarını ele geçirmek gerekiyordu. Bunun için uzaylı üssüne seni elçi olarak göndermeye karar verdiler. İki seçeneğin var. A. Seni elçi olarak göndermeden önce bir mutanta çevirecekler. Süper güçlerin olacak. Ve böylece uzaylı üssüne bir dost gibi girip içeride saldırı planlarına ulaşmak için elinden geleni yapacaksın. B. Bir mutanta çevrilmek istemiyorsun. Oraya gidip daha önce yaptığın gibi bir uzaylıyla telepati kurarak planlarını öğrenebileceğini düşünüyorsun. A diyenlerle mutanta dönüşüyoruz. B diyenler, üsse gittiğinde hiçbir uzaylıyla telepati kuramadın ve planını anladıkları için seni öldürdüler. Bilim insanları seni bir mutanta çevirdi. Ardından hemen uzaylı üssüne gittin. Nöbetçi uzaylılar seni liderin odasına götürdüler. Odaya girdiğinde lider tam karşında duruyordu ve etrafta ikinizden başka kimse yoktu. Bunu fırsat bilip lideri öldürmek için saldırdın. Ancak o da ne? Aslında karşında duran şey bir hologrammış. Saldırma ihtimaline karşı önlem almışlar. Bir anda her yerde alarmlar çalmaya başladı. Ne yapacaksın? A. Konuşarak onları ikna edebilirim. Amacımın saldırmak olmadığını, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyeceğim. B. Beni anlayacaklarını sanmıyorum. Nöbetçilerle savaşmaya hazırım. B diyenlerle devam ediyoruz. A diyenler, neyin peşinde olduğun apaçık anlaşılıyordu. Bu yüzden seni dinlemediler ve oracıkta öldürdüler. Sen çalan alarmları aldırmadan beklerken uzaylılar ellerinde lazer silahlarıyla geldiler. Bir anda ateş etmeye başladılar. Ani bir hareketle masanın arkasına siper aldın. Buradan kurtulmak için ne yapacaksın? A. Mutant olduktan sonra kazandığım bir özelliğim var. Metal bükebiliyorum. Bu sayede ellerindeki silahları eritebilirim. B.
metal bükme özelliğim sayesinde yerde delik açıp alt kata kaçacağım. Sayıları çok fazla. B diyenlerle devam ediyoruz. A diyenler, ilk gelen grubun silahlarını eritmeyi başardın. Ama ardından gelen daha kalabalık grup seni vurdu ve öldün. Yerde bir delik açtın ve alt kata kaçmayı başardın. Peşinden gelmesinler diye de açtığın deliği geri kapadın. Ancak başkalarının seni bulması an meselesi. Etrafına bakarken duvarda bir kat planı gördün. Uzaylı dilinde yazdığı için anlamıyorsun. Ama odalardan 3 tanesi dikkatini çekti. Saldırı planları hangi odada olabilir? Dikkatlice bak ve karar ver. C diyenlerle devam ediyoruz. A veya B diyenler, seçtiğin odalar toplantı odaları çıktı. Oraya ulaştığında ise peşinden gelen nöbetçiler seni köşeye sıkıştırdılar ve vurularak öldün. Haritadan seçtiğin odaya doğru hızla koştun. Nöbetçiler her yerde seni arıyorlar. Kapının kilidini eriterek açtın ve içeri girdin. Burası bir plan odası değildi, bir cephanelikti. Etrafta o kadar ölümcül silahlar vardı ki patladığı anda tüm üssü ortadan kaldırabilirdi. Bir karar vermen gerekiyordu. A. Metal eritme gücümle tüm silahları eritip üssü patlatacağım. Bu benim de ölmem demek. Ama belki bu sayede uzaylılara büyük bir darbe vurabiliriz. B. Kendimi öldürmeye hazır değilim. Başka odalara bakıp saldırı planlarını aramaya devam edeceğim. B diyenler, sen başka bir oda ararken iyice alarm durumuna geçmiş nöbetçiler seni kıskıvrak yakaladı ve türlü işkencelerle canını aldılar. A diyenler, tebrikler. Kendini dünya uğruna feda ederek cephaneliği patlatmaya karar verdin. Tam bütün silahlar patladığında zaman bir anda yavaşladı ve seninle daha önce iletişime geçen o uzaylıyı gördün. Bir ışık hüzmesiyle seni başka bir yere teleport etti. Gözlerini açtığında nerede olacağın şu an için bir bilinmez. Bu konudaki tahminlerinizi yorumlarda yazın. En beğendiğimiz yorumu bir sonraki bölümde kullanacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Kimler hayatta kalabildi? Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğen tuşuna basarak fikrinizi belli edebilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.